Evet, şimdi bu hafta yapılan denemenin çözümlerini beraber inceleyeceğiz. Vakit kaybetmeden birinci soruyla başlıyorum. Fast food'la ilgili bir soru. Orada küçük minik menüler görüyoruz. Şimdi soruya bakıyorum. Which of the following menu can he order? Hangi menüyü sipariş edebilir? Murat Primal'a gidiyor. Yani alışveriş merkezine aç. Ve öğle yemeği için fast food sipariş edecek. 12 doları var. Et ve soğuk bir şeyler içmek istiyor. Et sipariş edecek ve soğuk bir şeyler ve 12 doları var. Şimdi buna göre hesap yapacaksın. Etle ilgili olan mesela hamburger var. Ve soğuk içecekte iced tea, coke, coffee genelde sıcak olur. Coke diyelim. Hesaplayalım. Mesela hamburger, coke, 7,5 dolar artı 4,5 dolar. Kaç yapıyor? 12 dolar. Yani cevabımız Ceyhan. Hamburger and Coke. İkinci soruda Which one is true about Tom? Tom'a göre hangisi doğrudur? Şimdi çeviri yapıyoruz. Merhaba, ben Matt. Sınıfta birçok arkadaşım var. Bazıları benim için çok önemli. Örneğin Tom iyi bir arkadaş. O her zaman beni destekler, sırlarımı tutar ve asla yalan söylemez kimseye. Ayrıca dürüst ve cömert. Şimdi burada bak support görürüz. Support'un eş anlamlısı zaten backup'tı. Şıklara bakıyorum. Tom'la ilgili hangisi doğru olabilir? Genel değerlendireceksin. He always backs Matt up. Matt'in arkasında durur diyor. Destekçisidir diyor. Zaten he always supports me var. 1, 2, 3, 4. satırda. O da zaten backup'ın eş anlamlısı. O yüzden cevabımız Adana. Üçüncü soruya geldim. Bir baloncuk var konuşma. Hangi sorunun tekste cevabı yoktur? Yine bir okuyup çeviriyoruz. Ben Mike. Berlin'de ortaokuldayım. Okulumu seviyorum. Öğretmenlerimi ve arkadaşlarımı. Çünkü güzel vakit geçiriyoruz. 3.15'e kadar dersim var hafta içi. Weekdays hafta içi demek. Okuldan sonra bilgisayar programlama sınıfına katılıyorum. Pazartesi ve çarşambaları. Cuma günü de sinema kulübüne gidiyorum 3.45'te. Ve beraber film izliyoruz. On weekends ile ilgili söylediği şey genellikle ailemle vakit geçiririm. Hafta sonunda ailesiyle vakit geçiriyormuş. Hangisinin sorusu yoktur? Şimdi bu soru dikkat sorusuydu yine. Balıkesir'e baktığın zaman What does he do with his friends on weekend? Arkadaşlarıyla hafta sonu ne yapıyor? Bunun cevabı var mı? Yok. Weekends ailemleyim diyor en son cümlede ve bu sorunun cevabı yok. Bana cevabı olmayan soruyu sorduğu için cevap Bursa. Dördüncü soruda ise ben barbekü partisine katılacağım pazar günü. Benimle gelmek ister misin? Pazar sabahı ben yüzme havuzuna gideceğim ve öğleden sonra da alışverişe gideceğim. Saat kaçtı diyor? 7'de. Tamam, ben seni 6.30 gibi alırım diyor. Yani demek ki kabul edecek. Şimdi Bursa zaten reddediyor. Ceyhan da reddediyor. Adana'da favori müzik grubu diyor. Öyle bir şey yok. Denizli o zaman cevap. Çok meşgulüm ama bu şansı kaçıramam. Opportunity. Fırsat. Bu fırsatı kaçıramam. Yani gelecek. Cevabımız Denizli. Beşinci soruda bu tip sorularda bir dikkatli okumak lazım. What can we say according to the cards? Şimdi karta göre ne söyleyebiliriz? Şimdi Adana'da diyor ki Rosie kitap oku ünlü insanların kitaplarını okumayı seviyor. Bu da biyografi demek. Biyografi kitapları. Bak bu yanlış. Çarpı var çünkü orada. Balıkesir'de Daisy yeni yerlerle ve kültürlerle ilgili kitapları okumayı seviyor. Bu da travel'a giriyor. Sevmiyor demiş. Pardon. Bakıyorum. Evet, Daisy travel books'larla ilgili çarpı işareti var. Yani sevmiyor. O zaman da bunu karta göre söyleyebiliriz. Cevabımız da Bursa. CVD'ye de bakalım isterseniz. Wiki Travel ve biyografik kitaplarla ilgilenmiyor. Hayır, yanlış. Tik var orada. Denizli'de de both ikisi de demek. Daisy ve Wiki
Space ve Aliens, yani science fiction'e girer bu. Science fiction kitaplarına düşkün diyor. Bakıyorum. Daisy ve Vicky. Hayır, çarpı var. O zaman cevabımız Bursa. Cevabı bulsak bile yine de diğer şıkları okuyup sağlamasını yapmanız gerekiyor. Altıncı soruda ekmek nasıl yapılır tarifini vermiş. Soruya bakacağım. What should we do after we knead the dough again? Bak şimdi. Üstte ikinci sırada diyor ki hamuru yoğuruyoruz. Ama diyor ki tekrar hamuru yoğurduktan sonra ne yapacak? O da step for the after that knead the dough again. Bak aynı cümle. Ondan sonra ne yazıyor? Put it into the baking sheet. Hamuru tekrar yoğurduktan sonra put into the baking sheet. Bu cümlenin aynısını şıklardan bulacağız. Bakıyorum Adana şıkkında. Demek ki cevap Adana. Bu tip sorularda böyle bir yol izlemeniz gerekiyor. Yedinci soru. Bu tip sorularda biraz hata yapılabiliyor. Yani bunlar istatistik. Ne diyor? Gençlerin iletişim tercihleri. Grafik. Gençlerin iletişim tiplerini gösteriyor. Grafiğe göre grafikten ne anlarız yani bunu soruyor. Şimdi bakacağız. Balıkesir bunun cevabı. Balıkesir'de nearly yaklaşık gençlerin yarısı interneti birbirleriyle iletişim kurmak için kullanıyor demiş Balıkesir'de. Hepsini bir okuyayım. Ceyhan'da sosyal medya en az tercih edilen. Hayır. Denizli'de gençlerin yarısından fazlası yüz yüze iletişimi tercih ediyor. Hayır, %10. Adana'da gençler aramadan daha çok mesaj gönderiyor. Hayır, arama %25. O yüzden cevabımız sağlamasını yine yaptık. Bursa. Şimdi 8. soruya bakıyorum. Luke ve Ferdinand'ın diyaloğu var. Hangisi boşlukla ilgili değildir? Yani hangisi boşluğa uymaz? Appropriate. Hangisi boşluğa uymaz? Şimdi ben Luke. Merhaba Luke. Ben Ferdinand. Sen orada mı? Bir dakika. Lütfen diyor. Üzgünüm. O şu an ofiste değil. Mesajını alabilir miyim? Hayır diyor. Ben sonra ararım. Şimdi bak buna Denizli'de could you repeat that please der misin? Tekrar eder misin lütfen? Der misin? Diyemezsin. Çünkü orada bir tekrar yok. O yüzden cevabımız Denizli. Diğerlerini zaten yerleştirdiğinde oluyor. Bize ilişkili olmayanı soruyor. Not. Büyük harfle yazmış. Bunlara dikkat. 9 ve 10. soru. Answer the question according to text below. Şimdi burada bize bir ne diyoruz buna? Ya ismi aklıma gelmedi. Tahta bunun ismini hatırlamıyorum. Orada tips for staying safe online. İpuçları var online'da yani internette gezinirken güvende kalmak için. Çeşitli ipuçları yazılmış. Hangisi en iyi, hangi ifade en iyi cümledir diyor. Eğer, if you want to be safe online, eğer güvende olmak istiyorsan, you should. Ama şimdi bunlardan bazıları olabilir de yukarıdaki cümlelere göre yerleştirin diyor. Hangisi olur? Yani benim gördüğüm Ceyhan. Buy things from websites you trust. Güvendiğin sitelerden alışveriş yap. Bak bu internetle ilgili, güvenlik kurallarıyla ilgili. Demek ki cevabımız Ceyhan. Denizli, Bursa ve Adana'nın burayla alakası yok. Zaten şifreni doğum günü tarihi asla yapmaman gerekiyor. Denizli'de adresini online arkadaşlarına söyle. Hayır. Tamamen güvenlik kuralı ihlalidir bu. Adana'da online arkadaşlarına buluş. Bu da olmaz. Kim olduğunu bilemezsin. O yüzden cevabımız Ceyhan. Son sorudayım. 10. soru. Merve'nin sınıf arkadaşları sosyal medya hesabına onunla ilgili bir şeyler yazmış. Ve yorumlar burada. Yukarıdaki bilgiye göre who's kimin demek. Kimin yorumu Merve'yi upset, set yani eş anlamlısı, üzgün yapıyor. Bak şimdi bakıyorum. Yusuf diyor ki buluştuğum, tanıştığım, gördüğüm en iyi arkadaş harikasın diyor. Mehmet de asla sırrımı kimseye söylemeyi her zaman güveniyorum. Beyza şakaların bazen dayanılmaz, daha düşünceli olmalısın. Ali de stilin gerçekten etkileyici,
Harika buluyorum. Terrific harika, terrible berbattı. Beyza olumsuz bir şey söylemiş. Yani Merve'yi üzebilecek. Cevap da Beyza'da Ceyhan şıkkında. Yani dikkat ettiyseniz, soruları iyi okuduysanız zor bir soru yoktu. Umarım hepsini yapmışsınızdır.